Geçtiğimiz günlerde Faik Öztürk'ün bir hanımefendiyle çektirdiği fotoğraf sevgilisi Safiye Soyman tarafından kıskanılmış ve iddialara göre büyük bir kriz yaşanmıştı. İşte ikilinin ağzından yaşanan o fotoğraf kriziyle ilgili sıcak açıklamalar. Sana bir ihanet borcum vardı, ödedim sonunda ağlayarak. Çoktan hak etmiştin bunu üzgünüm, berabere bitti bu aşk. Safiye ve Faik fotoğraf krizinin ardından ilk kez kamera karşısına geçti. Şimdi resim çektirmeden çektirmeye fark var. Şimdi böyle yatıp da... Safiye Soyman'ın açıklamaları... Size samimiyetle söyleyeyim, benim cep telefonum ortadadır. Faik Öztürk'ün savunması ekrana geliyor. Arkadaşlar, şimdi o resmi... Sağlam bir bina için, sağlam bir ilişki için güven bir numaralı şart derler büyüklerimiz. Geçtiğimiz günlerde bazıları için masum bir fotoğraf karesi, ekranların renkli simalarından Safiye Faik çiftinin arasını açtı. Biraz kırdınız belki, olsun döneriz en başına. Aşk bu zaten kim çözmüş, Tanrım dert vermesin başka. Faik Öztürk'ün genç bir hanımefendiyle çektirdiği bu fotoğraf Safiye Soyman'ı çok sinirlendirmişti. Fotoğraf krizinin ardından çift Bodrum'da özel bir davete katıldı. Faik Öztürk şekilli bir ayakkabı giymiş, ayakkabının üstünde isim ve soy isminin baş harfleri özenle işlenmişti. Vallahi ben 10 puan veririm her zaman ona. Benim gözümde çok şık giyinir. Aradaki buzlar da erimişti resmen. Instagram'daki bir görüntünüz olay yaratmış. Nedir o? Konuya ilk olarak Faik Öztürk girdi. Şimdi o resmi tahmin ettik. Safiye Hanım'ın Instagram'ını takip eden basındaki arkadaşlar görmüş, yazmışlar. Fotoğraf bir dizi setinde çekilmiş ve eskiymiş. Yıl evvelki bir çekilen bir resimdi. Bir dizide oynuyorduk biz. Müslüm Gürses rahmetli, Azer Bülbül, ben Mustafa Topaloğlu. Birinci bölümde Müslüm abi öldü. İkinci bölümde Azer Bülbül öldü. Üçüncü bölümde de ya Mustafa Topaloğlu ya ben gideceğiz. Allah korusun ama. Bu fotoğrafı Safiye Soyman çok kıskanmıştı. Ben kızcağızı tanımam etmem. Kızcağız da evli bir bayanmış. Hata onda, niye öyle Instagram'a koydu yani? Evet, altında Faik abi diye yazmış. Safiye Soyman, ben yanlış anladım diyerek itirafta bulundu. Bir yanlış anlaşılma var tabii ki. Bunlar bize aile yapımız olarak da ters. Gerçeği sayende gördüm, teşekkür ederim, içi boş kalbini taktım. Ne yazık ki sevgilim zahmet edip masallarla gelme karşıma. Faik Bey, ben Safiye'siz yapamam, o da bensiz yapamaz. Bizim gibi seveni de zor bulursunuz diyor. Bizim gibi bir çift, bizim gibi örnek olacak bir çift kalmadı. Yani nereye giderse bizim eşdeğerde bir tane, bunca yılın içinde bir tane bir çift çıkartır. Hakikaten. Bakın şu anda bütün kanallarda televizyon programı teklifi var. Niye var? Bizim uyumlu olmamız var, bizim birbirimizi sevmemiz var, reytikli olmamız var. Öpücükle bunlar olmuyor. Kıskançlık krizi aslında kulaktan kulağa yayılmış ama sorun yokmuş. Kızmamın nedeni çekiliyor. Tabii bu bir istisna da. Çekiliyor, atılıyor. Sanki hani nispet yapılırmış gibi. Beni o kızdırıyor zaman zaman. Başka bir şey yok. Bu ya zaten hayranla. Yayınlamasa problem yok ya. Yani keşke beni etiketlemeseydi. Benim, çünkü basın medya benim her şeyimi takip ediyor, görüyor. Ortada bir kıskançlık yok diyen Safiye Soyman aslında bazı durumlardan da rahatsız olduğunu canlandırmalı bir şekilde anlattı. Şimdi resim çektirmeden çektirmeye fark var. Şimdi böyle yatıp da böyle hani şey, bazen böyle de çektiriyor. Başka zaman olsa sarılmasınız böyle. Ondan sonra ya anlatacaklarım o kadar çok ki bazen geliyorlar. Yavrum, adamın dudağından öpüyorlar sanki.